Evet sayın seyirciler, bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamayı da sizlere ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi facianın yaşandığı bölgeye, Soma'ya gidiyoruz. Bu kez Nihal Akça karşımızda. Oradan son bilgileri aktaracak. Nihal sendeyiz. Evet, Soma'da aslında manzara aynı, tek değişen rakamlar Hülya Seloni. 282'ye yükseldi rakamlar, cansız bedenlerin sayısı. İşte 282 sizler de açıkladığınız resmi rakamlar. Şu anda böyle 217 kişinin de ailelerine teslim edildiğini biliyoruz. Cenazelerinde teşhis ve tespit çalışmaları devam ediyor. Şu anda hastanelere akın edilmiş durumda. Burası da yine, burada da şu anda maden faciasının yaşandığı bölgede de çok yoğun bir kalabalık var. Çünkü devlet erkanı burada diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün birazdan açıklama yapması bekleniyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le birlikte bölgede incelemelerde bulunuldu. İsterseniz arkadaşım Hakan sizlere göstersin arkadaki manzarayı biraz. Dün gece saatlerinden beri burada hummalı çalışmalar var. Çok titizlikle yürütülüyor çalışmalar. Çünkü 20'ye yakın güvenlik görevlisi de etkilenmişti bu karbon monoksit gazından. İşte tekrar böyle olumsuz yönde etkilenmeler olmaması için biraz daha titiz çalışmalar yapılıyor. Kısım kısım bölge bölge alınıyor, sırayla alınıyor içeriye tüm kurtarma ekipleri ve işçilere ulaşmak için çok yoğun çalışmalar halen sürüyor. Çalışmalar ta ki son işçiye ulaşılana kadar devam edecek. Buraya çevre illerden birçok vatandaş geldi. Sadece eşi, dostu, yakını olan, akrabası olan değil. Burada belki destek olmak için bile buraya gelenler var. Adeta akın akın insan geliyor diyebiliriz. Buraya Kızılay'ın çadırını görüyoruz şu anda. İtfaiye ekipleri, tüm arama kurtarma ekipleri, yardım kuruluşları, yardım dernekleri hepsi burada seferber olmuş durumda. Türkiye tek yürek olmuş durumda. Soma'daki maden ocağının hemen yanında tüm çalışmalarını sürdürüyor diyebiliriz. Burada Kızılay'ın ailelere yaptığı yardımlardan bahsedebiliriz. Tüm yardım kuruluşları hem gerek psikolojik olarak hem de ailelere sıcak yemek, sıcak içecek yardımlarında bulunuyorlar. Özellikle dün gece saatlerinde yoğun bir şekilde içeriden işçi çıkarılmaları oldu. Sabaha karşı 282'ye yükseldi rakam. Yoğun bir şekilde karbon monoksit gazı salınımı gerçekleşti. Tahliyeler yapılıyor. İçeriden gaz tahliyeleri yapılıyor ve o tahliyeler yapıldıktan sonra biraz olsun çalışılacak konuma gelindiğinde de içeriye tekrar arama kurtarma ekipleri giriyor. Bir takım farklılıklar da var tabii ki çalışmalarda. Biraz daha ileri düzeye geldiğini söyleyebiliriz bu çalışmaların. Örneğin bir duvar örüldü. Bu yoğun karbon monoksit gazının daha kontrol altına alınabilmesi için içeride bir baraj kuruldu. Temiz hava bölgesi değiştirildi. Dün gece saatlerinden itibaren yeni bir takım kurtarma sistemleri eklendi. Arama kurtarma çalışmalarına bir takım yenilikler de eklendi. Bu çalışmalarda titiz bir şekilde devam edecek diyebiliriz. Dün Başbakan Erdoğan gelmişti. Enerji Bakanı, Sağlık Bakanı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı ile birlikte burada incelemelerde bulunmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu buradaydı. Bugün de dediğimiz gibi yine 3 önemli isim burada. Birazdan da açıklamalar yapılması bekleniyor. Az önce Cumhurbaşkanı'nın ilk durağı burada Soma Devlet Hastanesi, Akhisar Devlet Hastanesi oldu. Ardından Soma'nın içerisine girdi, aileleri ziyaret etti ve son olarak da bölgeye geldi. Burada incelemelerde bulundu ve şu anda merkez binada bir açıklama yapması bekleniyor. Canlı olarak ekranlara da gelecek. Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceği sözler önemli. Az önce içeride incelemelerde bulunurken vatandaşların ufak tepkileriyle de karşılaştı. Tabii ki buradaki acı büyük. Vatandaşların psikolojik durumlarının da çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yakınlarını kaybediyor birçoğu. Yani taşeronluk istemiyoruz gibi bir takım serzenişlerde bulunuldu. Tabii ki buradaki en büyük sorunlardan biri taşeron işçiler. Onlar da böyle serzenişlerini dile getirdiler Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanı da onlarla yakın temasta bulundu, yakın diyaloglarda bulundu. Şimdi de izlenimlerini aktarmak üzere basın mensuplarıyla buluşması bekleniyor diyelim. Hülya Seloni, bizler gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdürürüz. Tekrar döneceğiz. Teşekkürler, kolay gelsin. Nihal Akça Soma'dan son bilgileri paylaştı bizler. Sayın seyirciler.